Merhaba arkadaşlar, Gazi Osman Paşa Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri Online Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Ben Edebiyat Öğretmeni İlknur Yardım. Bugün size geçiş dönemi eserlerini anlatacağım. Geçiş dönemi eserlerine gelmeden önce bir önceki konumuz olan genel dönem özelliklerine tekrar bakalım arkadaşlar. Türk Edebiyatı İslamiyet öncesi ve İslamiyet dönemi Türk Edebiyatı olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında ekstradan Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatımız da vardır. Yani Türk Edebiyatı'na dönemsel baktığımızda aslında 3 bölümden oluşur. İslamiyet öncesi, İslamiyet dönemi ve Batı etkisinde gelişen. Dönemlere ayrılırken buradaki İslamiyet'in kültürel ve dini boyuttaki özellikleri çok önemlidir. Bunlara özellikle belirgin olmasının sebebi kültürel değişiklik, ekonomik, sosyal ve siyasi değişiklikler edebiyatımıza etki eder. İslamiyet önceki dönemi daha önce işlemiştik. Sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılıyordu. Sözlü edebiyat döneminde sav, sagu, koşuk ve destan olarak adlandırmıştık ve hepsini tek tek ele almıştık. Yazılı dönemde Göktürk kitabeleri ve Uygur metinlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmiştik. Şimdi sırada geçiş dönemi eserlerimiz var. Geçiş döneminden sonra İslamiyet etkisinde devam eden divan edebiyatı ve halk edebiyatına baktıktan sonra Batı edebiyatına geçeceğiz arkadaşlar. Bugün geçiş dönemi özelliklerinden 4 önemli eser Kutad Gubilik, Divan Lugat-ı Türk, Atabetül Hakaik ve Divan-ı Hikmet'i ele alacağız. Burada geçiş dönemi Türk Edebiyatı diye adlandırılır. İslam öncesinden İslamiyet'e geçiş. Yani biz burada öncelikle dinimizi İslamiyet olarak seçtikten sonra bunun edebiyata yansımalarını göreceğiz. Ve ardından yeni bir dönem karşımıza çıkmış oluyor. Bu geçiş dönemi eserlerinin 4 önemli eserin ortak özelliklerinden birkaçından bahsedelim. Arkadaşlar bu 4 eserin de didaktik olması çok önemlidir. Yani öğreticidir. Bize İslamiyet öncesiyle İslamiyet arasındaki bağı kurmamızı sağlar. Bize bunları gösterir. Onun dışında bir farklılık söz konusu bir önceki dönem ve bir sonraki döneme göre. Burada hem aruz hem hece ölçüsü kullanılır. Bu çok önemlidir. Hem aruzun hem hecenin bir arada kullanılması. Bunun dışında nazım birimi, nazım türlerini öğrenmiştik hatırlarsanız. Nazım birimi ve nazım türlerinde de ortaklıklar söz konusudur. Yani aslında bu 4 büyük geçiş dönemi özelliklerimiz bize 2 dönemin İslamiyet öncesi ve sonrasını birbirine bağlayan konumdadır. Bu konumdan bahsettiğimizde de şundan söz ediyoruz. Örnek veriyorum. İslamiyet öncesinde beyit kullanılırken İslamiyet sonrasında dörtlük kullanılacaktır. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında bu ayrımı daha iyi göreceğiz. Fakat geçiş dönemi eserlerinde her ikisi birlikte kullanılır. Onun dışında hem dörtlük hem beyit karşımıza çıkar. Hepsi didaktik olduğunu söylemiştik. Kültür değişimde edebiyata yansıdı dedik arkadaşlar. Buradan kontrol ettiğinizde geçiş dönemi edebiyatı olarak adlandırılır diyoruz. 11 ve 12. yüzyılları kapsar. Bu çok önemlidir. Yüzyıllardan sonra, 12. yüzyıldan sonra artık daha sistematik bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Halk, divan, batıya geçtiğimizde Tanzimat, Servet-i Fünun bunlar da etkisini gösterecek. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı eserlerinden ilk eserimiz Kutad Gubilik. Kutad Gubilik mutluluk veren bilgi anlamına gelir sözlük anlamı olarak arkadaşlar. Bilik zaten bilgi demektir. Kut kelimesi de mutluluk, mutlu olmak, huzurlu olmak anlamı taşır. Burada Kutad Gubilik adlı eseri Balasagunlu Yusuf Has Hacip yazmıştır. Bu eserimiz ilk siyasetname, ilk mesnevi türündeki eserimiz olarak çok önemlidir. Onun dışında ayrı da ilk sembolik eserdir ayrıca. İlkleri burada önemli. Fakat bu tarafa baktığımızda bu eserle ilgili olarak 6645 beyitten oluşur. Bu çok önemlidir. Ve 173 dörtlükten oluşur. Bakın arkadaşlar. Beyit de var, dörtlük de var bunun içinde. Bundan söz ediyoruz başlarken. Sonrasında ahlaki, siyasi ve sosyal konular içerir. Kutad Gubilik'te dini konular ön plandadır. İslamiyet'in gerekliliklerinden, olması gerekenlerinden de söz eder ayrıca. Sonrasında Türkçe bakımından önemi dediğimizde kendi dilimiz bakımından, dil özellikleri bakımından Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Aslında başta söylememiz gereken ortak özelliklerinden biri de şuydu. Hakaniye lehçesiyle yazılır. Yani Karahanlı Türkçesi denir buna. Bu 4 eserimizde Karahanlı Türkçesiyle ele alınmıştır. İslami dönemde yazılan ilk eserimizdir. Kronolojik olarak gideceğiz anlatırken. Aruz vezninin kullanıldığı ilk eserdir. Şimdi aruzla hece karışık
Ama ilk kez Aruz'la karşılaşıyoruz burada. Mesnevi nazım biçiminin kullanıldığı ilk eserdir. Mesnevi türünün ilk önemli eseridir demiştik. Beyit nazım biriminin kullanıldığı ilk eserdir. Beyit de kullanılır, ayrıca dörtlük de kullanılır. Zaten hali hazırda öğrendiğimiz hece veznimiz ve dörtlüğümüz vardı. Biz yeni olarak aruz veznini ve beyit nazım biçimini görmüş olacağız Kutal Gobilik adlı eserimizde. İlk sembolik eserdir. Alegoriktir arkadaşlar. Alegorik demek soyut kavramları somut örneklerle açıklamak demektir. İlk siyasetname ve ilk didaktik eserdir. Kutad Gubilik adlı eser 4 önemli karakter üzerine kurulmuştur. Bunlar Küntogdu, Aytoldu, Ögdülmüş ve Ogdurmuş. Her biri farklı bir soyut düşünceyi temsil eder. Alegorik demiştik. Soyut düşünceleri somutlaştırarak görevlerine aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Küntogdu hükümdardır. Hükümdarlar adaletli olmalıdır. Burada bundan bahsederiz. Aytoldu ise vezirdir. Saadeti temsil eder. Saadeti, mutluluğu, huzuru temsil eder. Ülkede olması gereken adaletten sonra nedir arkadaşlar? Saadet. Ögdülmüş ise vezirin oğlu aklı temsil eder. Aklı, bilgi kişiyi temsil eder. Ögdülmüş. Odgurmuş ise vezirin kardeşidir, akıbeti temsil eder. Yani hayat ve hayatın sonundan bahseder arkadaşlar. Böyle baktığımızda soyut kavramlarımız nelermiş? Adalet, saadet, akıl ve akıbet. Bunlar çok önemlidir. Temsilcileri ve ÖSYM'nin sorularında da bunlar karşımıza çıkmıştır daha önceki yıllarda. Bunlara mutlaka dikkat edelim. Eserde bir hükümdara ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi verilir. Ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği derken, yani öncelikle adaletli olmalısın. Sen adaletli olursan vezirin mutluluk içinde yaşar ve ülkeye buna göre temas sağlar. Ögdülmüş'ün dediği aklı temsil etmesi de akla mantığa uygun kararlar alınır demek istiyor. Sonrasında da akıbet. Akıbet nasıl olur arkadaşlar? Eğer böyle bir düzende devam ederse adaletli, saadetli, akla mantığa uygun çerçevede bir son onları beklemiş olur. Sonrasında hükümdarın bilgili, adil, otoriter, anlayışlı olması için ona nasihatler verilir bu eserde. Yusuf Has Hacip burada hükümdara, vezire, vezirin oğluna ve vezirin kardeşini seçmesinin sebebi bütün yönetim sistemine aslında seslenmesi, onlarla iletişime geçmek istemesidir. Sorularımıza ayrıca bakarsınız. Buradan cevapları zaten çıkıyor. Diğer sayfaya geçelim. Arkadaşlar, geçiş dönemi eserlerinden ikinci önemli eserimiz Divan Lügat-ı Türk. Kronolojik olarak ele aldığımızı söylemiştim. Divan Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut'un 1072 ve 1074 yıllarında ele aldığı ilk Türkçe sözlüğümüzdür. Bugün kullandığımız, diğer adıyla lügat dediğimiz, zaten sözlük kelimesinin eş anlamlısıdır. Lügat sözcüğünün karşılığıdır. İlk Türkçe sözlük. Fakat bugünkü günümüzde kullandığımız sözlükler gibi değil de birazcık daha İslam dinini anlatmaya yönelik. Amacı zaten Araplara Türkçe öğretmektir Divan Lügat-ı Türk'te. Daha bilgi verici, içinde harita bulunur. Onun dışında içinde yıldız takvimi bulunur. Bunlardan bahsedeceğiz. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış ve Abbasi halifesi Ebu'l-Kasım Abdullah'a sunulmuştur arkadaşlar. Eser yazarın kendi ifadesine göre Araplara Türk dilini öğretmek, söylemiştik zaten, Araplara boy ölçebilecek bir Türk dili olduğunu kanıtlamak için kaleme alınmıştır. Burada Türkçenin esasları ele alınır. Türkçenin güzelliğinden, Türkçenin zenginliğinden bahsedilir arkadaşlar. Kaynak eser olarak kullanılır. Bütün Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri için çok önemli bir kaynaktır. Bütün Türk dilini kullanan insanlar için aslında. Kaşgarlı Mahmut'un bu eseri 7500 Türkçe sözcük ve sözcüklerin geçtiği şiirler, atasözleri, ayrıca çok önemli bilgilerle birlikte bir sözlükten çok daha fazlasıdır. 7500 kelimenin karşılığı var. Bunun dışında atasözleri içinde bulunuyor. Atasözlerinden başka şiirler, önemli bilgiler de vardır arkadaşlar. Özlü sözler de içinde bulunur. Türk edebiyat tarihinde folklor, coğrafya, mitoloji, yaşayış biçimi konularında değerli bilgiler taşır. Yani demek istediğimiz şu: içinde harita varsa coğrafyadan söz etmiş olur. İçinde folkloru barındırıyorsa bu nedir? Tarihsel, Türk dokusuyla ilgili şeylerden söz etmiş olur. Mitolojiden, yaşayış biçiminden, göçebe sistemden bahseder. Türk tarihinden, savaşlarından da söz etmiş, etkilenmiş olur bu eser. Eserde Türk yurtlarını merkez alan bir de harita bulunmaktadır. İşte coğrafyayla bir arada iç içe olmasının sebeplerinden biri budur. Orijinali kayıptır eserin. Fakat arkadaşlar, bir nüshası bugünkü Fatih ilçemizde bulunan Millet Kütüphanesi'nde yer alır. Elimizde
kitap divandan 200 yıl sonra yazılmış kopyasıdır. Yani elimizdeki kopya bundan söz ediyor. Fatih'teki kopyamız. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün Türkçe bakımından önemi. Kutad Gubilik için de bakmıştık buna. Arkadaşlar bilinen ilk sözlüktür. Yani bunu zaten en önemli özellik olarak vurgulayabiliriz. Kelimelerin anlamları ve cümle içindeki kullanışları hakkında bilgi verir. Kelimeyi nasıl kullanmanız gerekir? Nasıl telaffuz etmeniz gerekir? Ve karşılığı nedir? Bunları söyler bize. Kelimeleri karşılaştırmalar olarak inceler. Dil kuralları hakkında bilgiler verir. Yani ayrıca bir dil bilgisi öğretici kitaptır diyebiliriz. Kelimelerin etimolojisi hakkında bilgi verir. Etimoloji köken bilgisi demektir arkadaşlar. Kelimenin kökeni nereden geliyor? Hangi dile ait? Nasıl evrilmiş, nasıl günümüze gelmiş, hangi kök, hangi eki almış bunlar hakkında bilgiler verir. Dönemindeki Müslüman Türk boyları ve lehçeler hakkında da çok değerli bilgiler verir. Evet, lehçelerden bahseder, dil ailelerinden de bahseder ayrıca. Koşuk, sagu ve savların varlığını ortaya koyar ve örneklerini verir. Koşuk, sav, sagıları zaten dersimizde ayrıntılı olarak işlemiştik. Türk mitolojisiyle ilgili önemli bilgiler verir. Destanlarla ilgili, efsanelerle ilgili bilgiler verir yani. Bilinen ilk şairi Çuçu'nun varlığının haberini verir. Türk şairi Çuçu'dan bahseder ve onun olduğunu kanıtlayıcı niteliktedir arkadaşlar bu eserimiz. Türklerin yaşadığı yerleri bir haritada gösteren ilk kitaptır. İşte harita olması sebebiyle Türklerin coğrafyasını belirttiği için ayrıca önemli bir eserimizdir. Arkadaşlar, geçiş dönemi eserlerimizden üçüncüsü olan Atabetül Hakayık'la devam ediyoruz. Edip Ahmet Yüknekin'in yazdığı Atabetül Hakayık, gerçeklerin eşiği anlamına gelir. Gerçeklerin eşiği derken bu kitabı okuduktan sonra bir kapı eşiği gibi düşünebilirsiniz. Bir eşikten geçeceğinizi ve hakikatleri öğreneceğinizi yansıtır. Yani yazarın bu eseri yazmaktaki amacı budur. Edip Ahmet kendi ifadesine göre doğuştan kördür. Bunu eserinde belirtmiştir arkadaşlar. Tabii ki biz bunu sadece o kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Farklı bir ispatlama biçimimiz yok. 14 bölümden ve 256 beyitten oluşan manzum bir eserdir. Manzum eser olması da yine çok önemlidir. Yazıldığı dönem dili ve içeriği bakımından önemlidir. Şimdi 12. yüzyılda, burada diyor ki tahminen 12. yüzyılda yazıldı. Aşağı yukarı zaten bu geçiş dönemi eserleri Karahanlı Türkçesine geçtikten sonra İslamiyet'i kabul etmemizle birlikte 11 ve 12. yüzyılları kapsadığı için, bu da kronolojik olarak 3. eserimiz olduğu için 12. dönem olduğu tahmin edilmektedir. 12. yüzyıl olduğu yani. Yazıldığı dönem dili ve içeriği bakımından önemlidir dedik. Edip Ahmet Yükneki eserinde insanları Türk İslam kültürü çerçevesinde eğitmeyi amaçlamıştır. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Burada gerçeklerin eşiği derken, yani siz İslamiyet öncesinde bilmediklerinizi bu eserle birlikte öğrenip ona geçtiğinizde hakikatleri öğrenmiş olacaksınız anlamına gelmektedir. Hakikat yani gerçek. Sonrasında düşüncelerini ayet ve hadislerle desteklemiştir. Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadisleri açıklamış, bunlarla tüm düşüncelerini desteklemiş, bunları örnek niteliğinde göstermiştir. İnsanın Allah'ı, insanları ve dünyayı anlamasının tek yolun ilim öğrenmekten geçtiğini belirtmiştir. Yani şu demek oluyor arkadaşlar bu. Bu eseri okuduğunuzda Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım ayet ve hadisleri, tamamını değil, vurgulayarak söylüyorum bunu, öğrenmiş olacaksınız, belirtmiş olacaksınız ve bu da sizin gerçekleri görmenizi amaçlayacak demiştir. Eserin konu başlıkları Arapçadır. Zaten Arapça ve Türkçe karmaşık bir eserdir, bu karışık bir eserdir. Kutad Gubilik'e göre daha fazla Arapça ve Farsça kelime bulunur. Yani Kutad Gubilik daha sade bir dille yazılırken Atabetül Hakayık Arapça ve Farsça sözcükleri daha çok barındırmıştır içinde. Gelelim geçiş dönemi eserlerimizden 4. eserimiz olan Divan-ı Hikmet'e arkadaşlar. Hikmetler kitabı olarak adlandırılır. Yesevi tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin yazdığı bir eserdir bu. Yine 12. yüzyıl, Atabetül Hakayık'la aynı dönemde, o dönemlerde yazdığı kabul edilir. Yaklaşık 12. yüzyıl diyebiliriz. Hikmet, Ahmet Yesevi'nin kendi şiirine verdiği isimdir. Burada bütün şiirlerini Hikmet adını verir, tek başlık altında toplar. Sonra bunu kitaplaştırmıştır. Fakat kitapta sadece şiirleri bulunmaz. Kitap adını buradan alır, yani şiirlerin isminden. Ne var ki Divan-ı Hikmet Yesevi'nin bizzat kendisi tarafından yazılmış değildir. İşte bu çok önemli. Derlenme eserdir arkadaşlar. Ölümünden sonra Yesevi'nin izinden gidenler tarafından yazılmıştır. Yani Ahmet Yesevi'nin yazdığı eserler, Ahmet Yesevi öldükten sonra onun izinden gidenler tarafından, müritleri tarafından diyebiliriz, müritleri tarafından ele alınıp derlenip basılmıştır.
Bu yüzden kitaba Yesevi'ye ait olmayan şiirlerin olma ihtimali de çok kuvvetlidir. Bu bir şüphedir arkadaşlar. Yani Ahmet Yesevi'ye ait mi değil mi? Kitap, bütün eserler kitaptaki. Bu tartışılır. Biz hepsi Ahmet Yesevi'ye ait olduğunu kabul ediyoruz. Ahmet Yesevi ilk İslam, Türk İslam mütesavvıfıdır. Bu çok önemli, mütesavvıf. İlk Türk İslam, yani bize bunu öğreten, anlatan, zaten Yesevi tarikatının kurucusu dediğimiz için anlarsınız burada. Ayrıca Ahmet Yesevi'nin insanlara hakimiyeti, onun dışında hatiplik özelliği çok yüksektir. Bu da çok önemlidir. Kurduğu Yesevi tarikatı bir Türk tarafından kurulmuş olan ilk tarikattır. Eser Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Söyledik yukarıda aynılarını. Türk dünyasında benzeri az görülen bir etki bırakmıştır. Evet, neden? Çünkü öğretme amacı var. Onun dışında insanları birleştirme bir yönü var arkadaşlar. Ve bu esere şöyle bir özelliği var. Okuyan farklı farklı kişilere tavsiye edebilmiştir. Öğrenebilmek ve kendini geliştirmek bakımından. Hikmetler daha sonra Anadolu sahasında ortaya çıkacak ilahi türünün ilk örnekleri kabul edilir. Evet, ilahi türünü biz ayrıca halk edebiyatında göreceğiz ama burada da ne yapmış oluyoruz? Vurgulamış oluyoruz. Dörtlükler halinde yazılmış manzum bir eserdir. Bakın arkadaşlar, Atatürk Ayak'ta da manzum bir eserdir dedik. Burada da dörtlükler halinde yazılmış manzum bir eserdir diyoruz. Ayrıca sadece dörtlük değil, ufak tefek beyitlerde kullanılmıştır. Bu dört büyük eserin ortak özelliği olarak bunları söylemiştik zaten. Bunların dışında bir de Dede Korkut hikayeleri ele alınır. Ben dersimizin başında bunlar dört tanedir diye söyledim. Dede Korkut eserleri arkadaşlar, Dede Korkut hikayeleri, bunlara ek olarak bahsedilebilir. Burada siz zaten bahsediyoruz. Sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden olan hikayeler tahminen 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Şimdi Dede Korkut hikayeleri sözlü bir edebiyat geleneğine aitken bu dört büyük eserden 300 yıl sonra ele alınmıştır. Fakat geçiş dönemi özelliği gösterdiği için, yani İslamiyet öncesiyle İslamiyet'i birleştirdiği bakımından geçiş dönemi eseri olarak sayabiliriz. Ek olarak ele almış oluyoruz. Destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk ürünüdür. Evet, bunun özellikle altını çizip vurguluyorum arkadaşlar. Burada İslamiyet'ten önce, İslamiyet'ten sonrasını bahsetmiş olabilir ama destandan halk hikayeciliğine geçiş. Yani burada bir tür arasındaki geçişten söz etmiş oluyoruz. Kitabın yazarı bilinmemektedir, anonimdir. 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Nazım nesir karışıktır. Evet, bu da çok önemli. Nazım neydi arkadaşlar? Şiir türünde yazılmasıydı. Yani dörtlüklerle veya beyitlerle. Nesir ise düz yazıyla ele alınmasıydı. Bu karışıktır. İç uyak, yani seci ve aliterasyon gibi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır. Bu da çok önemlidir. 14-15. yüzyıl Anadolu Türkçesi diyebiliriz buna. Oğuzların çevredeki boylar ve Bizans tekfurlarıyla yaptıkları mücadeleleri anlatır. 12 hikayeden oluşur. Ön sözünde bir açıklama mevcuttur arkadaşlar. 12 hikaye ayrı ayrı başlıklarla ele alınmıştır. Dede Korkut hikayeleri derken, Dede Korkut diye biri bu hikayelerin yazarı değildir. Dede Korkut orada da anlatılan bilge bir kişidir. Sakın Dede Korkut hikayelerinin yazarı Dede Korkut olarak düşünmeyin. Dede Korkut hikayeleri anonimdir, yazarı belli değildir. Özellikle vurguluyorum. Şurası çok önemli. Olağanüstü olaylarla gerçeklikler iç içedir. Yani olmayacak şeyler ve olabilecek şeyler iç içe aktarıldığı için eser biraz fantastik, biraz mitolojik, biraz da gerçeküstü kurgulanmıştır. Hem Türklerin eski hayatlarını hem de İslami dönemlerle ilgili bilgiler içerir. İşte bu çok önemli. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önceki dönemi, kabul edişi ve sonrası. Biz şu anda kabul edişindeki geçiş dönemindeyiz. Dede Korkut her hikayede ortaya çıkan, sözü dinlenir, saygı bir bilge kişidir, söylemiştik. Her zaman Oğuzların yanındadır. Onlara yardım eder, kahramanlık yapan gençlere isim verir ve onlar için dualar eder bu bilge kişi. Gençlerin Dede Korkut'tan dua almaları çok önemlidir. Bunu çok önemserler. Çünkü Dede Korkut bilge, alim bir kişiliktir arkadaşlar. Burada farklı bir notumuz var. Bu dönemde yukarıdaki dört temel eserden başka. Neydi bu eserlerimiz? Kutad Gubilik, Divan Lügat-ı Türk, Atabütül'e Kayık ve Divan-ı Hikmet. İslamiyet etkisi altında oluşan kimi destanlarımız bu dönem ürünlerindendir. Bunları ayrıca anlatmaya bağlı edebi metinlerde zaten görmüştük. O yüzden tekrardan değinmiyoruz arkadaşlar. İlk dersimizi burada sonlandırıyoruz. Her birinize başarılar dilerim. Bir sonraki dersimizde halk edebiyatını işleyeceğiz. Görüşmek üzere.